Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Müzzemmil suresi üzerinde sohbet ediyorduk ve en son ayeti kerimeye hatta onun da sonuna gelmiştik. Aslında bitirmek istemiştim geçen sohbetimizde ama ee, sözü uzattık bugüne kaldı. Ve bu ayeti kerimeyle yani o sonundaki 20. ve uzun ayeti kerimeyle Allahu Teala'nın müminler üzerindeki gece namazının şiddetini, e, dozajını biraz hafiflettiğini, zaten onunla yani beslenecekleri kadar beslendiğini müminler donanacakları kadar gece ibadetiyle donandıklarından dolayı Allahu Teala ve özellikle ileride ilerideki günlerde yani cihatla, ticaretle, hastalıkla karşı karşıya gelecekleri için ve öyle bir durumda belki gece ibadetlerini önceki gibi yerine getiremeyeceklerini Allahu Teala bildiği için affetti demiştik noktayı koymuştuk. Evet, son bölümünde Allahu Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Fakra umma tesere minhu ve aqimus salate ve atuz zekate ve aqridullah <laughs> qardan hasena. Allahu Teala buyuruyor ki ama evet namazı gece ibadetini ve rattilul Kur'an'e tertilayı hafifletti ama namaz gündüz beş vakit ve hatta bildiğimiz namaz var ya, o devam ediyor. Yani gelelim ona. O artık sizin üzerinize yazılmış kitabe ta artık sizin bir namazınız var. Bu iş değişmeyecek. Gece ibadeti hmm. vaktine göre, duruma göre, hastalığa, cihada, ticarete, yolculuğa göre değişebilir ama değişmeyen bir şey var. Nedir? Ve eqimu salate ve etu zekate. Namazı kılın. Zekatı verin ve akridullah karadan hasene. Allah için güzel bir ödünç verin. Karzı hasen borç anlamına güzel bir borç anlamına da geliyor. Fakat inşallah bu kelime üzerinde başka bir dersimizde enine boyuna açıklama yapabiliriz ama bugün namaz üzerinde yani gece namazını hafifletiyor Allahu Teala ama gelelim asıl namaza. Ona devam edelim ve aqimu ve atu zekate ve akradu Allah'a qardan hasena. Muhterem izleyenlerim, bir şeyi abatmaktan Allah'a sığınırız ama e, ben e, namazın kadir kıymetinin veya da Allah katındaki öneminin e, biraz anlaşılmadığı, eksik anlaşıldığı, kanaatindeyim. Bu yaşıma geldim. Şahit olduğum, muhatap olduğum Müslümanların namaza bakışı bilemiyorum da, yani inşallah hata etmiyoruz da e biraz eksik gibime. Yani Allah-u Teala'nın baktığı gibi bakılmadığı kanaatindeyim. Onun için biraz namaz üzerinde durmak istiyorum. Aslında bunu hemen Bakara suresinin başındaki sohbetimizde yapmak daha uygun ama o günde başka bir yönünü ele alırız. Ama bugün namazın önemi hususunda size birkaç hususu açıklamak istiyorum. Özellikle peygamberlerin gönderiliş anlarını anlatan ayeti kelimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Araf suresinde Hud suresinde, Müminun suresinde, şu Ara suresinde yani böyle sırası üzerine peygamberler anlatılır, peygamberler konuşturulur ve şunu görürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselna Nuhan ila kavmihi feqale ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine Rasul olarak gönderdik. Ve o da dedi ki, dikkat edin, ilk sözü, burası çok önemli. Ya kavmi abudullâhe, ey benim kavmim, Allah'a ibadet edin. Başka? Öbür tarafa geçmeyelim. Ve ilâ adin ehâhum hûda. At kavmine de kardeşleri Hud aleyhisselamı gönderdik. Aynen. Kale ya kavmi abudullâhe, Ma'alekum min ilahin gayru. Ey benim kavmim gelin kendisinden başka ilahınız olmayan o Allah'a ibadet edin. Başka ve ilase mud ehahum salih. Galey kavmi Abdullah ma'alekum min ilahin gayru. Ey benim kavmim dedi kim Salih Aleyhisselam kime? Semud kavmine. Gelin kendisinden başka ilahınız olmayan o Allah'a ibadet edin, ibadet edin. Ve ila medyene ahahum şu ayba fegale ya gavm ya abudullaha min ilahin gayru. Hepsi böyle. Hepsi her peygamberin ağzından çıkan nedir? Allah'a ibadet edin. Bunu böyle teker teker saydığı gibi birçok ayet-i kerimede de toptan, toptan olarak zikrettiği de var. Bismillahirrahmanirrahim ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen en i'budullah. Andolsun ki biz her toplumun içinden bir peygamber çıkarttık. Niye? En i'budullah. Allah'a ibadet ediniz diye her toplumun içerisinden bir rasul çıkarttık. Bakın önce teker teker anlattı. Nuh Aleyhisselam'dan başladı. Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam hepsinden başladı ve bir de topladı. Sadece, yani niye? Çünkü, min kasasna aleyke ve min hümmen lem naksus aleyk. Yani biz ne kadar Resul gönderdik, ey Peygamber, ey Resulüm, biz nice peygamberler gönderdik. Ne kadar peygamberler gönderdik ama onların bir kısmını sana anlattık. Kur'an-ı Kerim'de isimlerini verdik, hayat hikayelerini, biyografilerini sana anlattık. Ama, ve min hümmen lem naksus aleyk. Büyük bir kısmını da anlatmadık sana. Ama, Anlattıklarımızın da anlatmadıklarımızın da ağzından çıkan nedir budur. Allah'a ibadet edin ey insanlar, ey benim kavmim, ey toplumum. Gelin Allah'a ibadet edin dedi bütün peygamberler. Evet, ibadet demek ki biz hani Zariyat suresi 56. ayet-i hepimiz biliyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqatul cinne ve'l insa illa Biz cinleri ve insanları ne yaptık? Sadece ve sadece bize ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor. Bu çok önemli. Bunu hepimiz de biliyoruz. Dikkat ediniz ibadet. İbadet bir fiildir. Bunun için söylüyorum. Birileri başka şeyler söylüyor. Efendim biz bu dünyaya efendim başka kelimeler buluyorlar. Şunun için geldik, bunun için. Hayır. Yalan söylüyor. Kim ne söylerse işte bilmek için falan. Hayır, bilmek için değil ibadet için yaratıldık. İbadet bir eylemdir, bir ameldir. Bir düşünce falan değildir ama burası çok önemli. Yani bir takım malumatlara sahip olma, bir takım fikirlere sahip olma, düşüncelere sahip olma de. O yine sahip olun, o ayrı da bizzat bir amel, bir eylem ve Allah'a sunulan bir kulluktur, bir fiildir. Bunun için varız bu dünyada. Hani hepimizin bildiği Mülk suresi var ya Bismillahirrahmanirrahim. Tebarakellezi bi yedihil mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. Bütün her şeyin hakimiyeti, egemenliği elinde olan o Allah ne yüceler yücesidir. O her şeye kadirdir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüvekum eyyüküm ahsenü amela. O o öyle bir Rabb'dir, öyle bir Allah'tır ki hanginiz güzel amel işleyecek diye ölümü ve dirimi, hayatı yaratan odur. Yani iyi dikkat ediniz. Yani burası şurası çok önemlidir. Hanginiz daha güzel düşüncelere sahip olacak? Hanginiz daha güzel malumatlara sahip olacak? Bilgi birikimi olacak? Onun için yarattım demiyor. Hanginiz güzel amel? Amel iş. Yani laf değil yani. Veyahut da laftan da öte düşünce değil, fikir değil, malumat değil. Böyle çene bo bolluğu falan, kelime hazinesi falan öyle bir şeydi Hanginiz güzel amel yapacak diye yarattım. liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela Hanginiz amel bakımından güzel olacak? onu denemek için ben yarattım buyuruyor. Evet. Namaza geleceğim. Sözü namaza getireceğim ama ondan önce bunları söylüyorum. E nedir? İbadet. İbadet namazdır muhteremler. E ötekiler küçük yok mu? Hayır var, inkar etmiyoruz. Birçok ibadet çeşidi var. Elhamdülillah. Biliyoruz. Ama ibadet namazdır. Niye? E muhterem izleyenlerim Ötekilerin çoğunun şartları var. Yani öyle namaz gibi değil. E haç var, ibadet tamam. Ama ömürde bir defa. E sonra paran varsa, e yol sonra, yol müsaitse, emniyet varsa, yani mahlemin varsa bir bayan için. Yani bir sürü şartı var biliyorsunuz. Haçın sıhhatinin sahih olmasının bir insanın üzerine farz olması için bir sürü şart var. Oruç da öyle. Hem senede birdir, bir aydır. Ve hem de muhterem izleyenlerin bildiğiniz gibi yolcu değilseniz, yolcursanız oruç tutmayabilirsiniz. Hastaysanız tutmayabilirsiniz. Başka? E diğer ibadetlerinde zekat, e canım paran varsa verirsin. Hem de senede bir defa öyle değil mi? Muhterem izleyenlerim, yani küçük görme değil de yani öteki ibadetleri namazla kıyasladığınızda ortaya bir şey çıkacak. Onu söylüyorum. ha Gelelim namaza. Efendim şartı yok, şartı yok. Ne? Müslüman mısın? Bitti. Başka ee, ölü değilsen, deli değilsen, bitti. Namaz kılacaksın. Yani eğer ölü değilsen, deli değilsen bu namazı kılacaksın. Efendim savaş şu yok, kılacaksın bu namazı. Ya çok çok önemli bir işimiz varsa, ha nasıl mesela? Mesela ben size bir e, Nisa suresinden 99 100 101 bazı ayetler okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza darap fil ardı eğer yeryüzünde savaştaysanız o zaman diyor Allahu Teala ne yapmayın? E, namazı kısaltmanızda bir sakınca yok diyor. Ha, namaz kılmamanızda demiyor bak ve iza darabtum fil peleyse feleyse aleykum cunahun en taksuru minas sala. Yani namazı kısatmanızda size bir sakınca yok eğer savaştaysınız. Zaten Müslüman Allah yolunda savaşır. Allah yolunda savaşırken e, namazı kısatmanızda bir sakınca yok. Ondan sonraki gelen ayet-i kerime de çok daha ilginç. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza kunte fihim fe ekamte Ey Resulüm sen onların içindeyken bu savaş halinde onlarla berabersen onlara namaz kıldır. Namaz kıl. Namaz anı gelmişse onlara namaz kıldır. Feqam telahumus salate feltekum daifetun. Minhum maate. Dikkat edin çok ilginçtir. Namazı nasıl kılacağını Allahu Teala Müslümanlara burada ilginç bir şekilde tarif ediyor ki şöyle kılacaksınız. Nedir? Efendim Onlardan bir grubu al, Resulüm çekil arkaya, cepheye. Ha öyle demek ki Allahu Teala'nın anlattığı savaş sahnesi ha. Yani böyle vızır vızır söylemek şeydir. Kurşunların, okların gelip gittiği bir yeri anlatıyor. Öyle oturup da düşmanın beklenildiği bir yerde savaş, fiilen savaştasın. Resulüm o zaman ne yapacaksın? Onlardan bir grubu al ve geriye çekil ve ne yap? Onlar onlara namaz kıldır. Nasıl? Yanınıza silahlarınızı da alın. Velle huzu eslihatihim. Silahlarını da yanlarına alsınlar şöyle tetikte beklesinler. Dikkat edin demek ki sahne böyle yani ciddi bir sahne. Yani e, böyle ciddi bir sahne. Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza secedu fellekunu min O bir grup seninle namaz kılanlar secde ettiler mi? Secdeye vardılar mı? Secdeyi tamam, onlar gitsinler diyor. Onlar cepheye gitsinler. Dikkat edin ilginçtir. Bir rekatı kılsınlar, secdeye gitsinler. Vel tedaefetün uhra. Le musallifu eliyusallu. Namaz kılmayan öteki grup gelsin arkanda onlar da. Bir rekette onlar kılsınlar, gitsinler. Ha bunun fıkhi yönü var. O uzun gider nasıl olacak falan. Ulemanın bir kısmı işte bu kısa namaz bir kısmı yani iki reket namaz hayır demişler. Zaten seferiyken Seferiyken iki rekat kılınırdı, savaşta da bir rekat kılınır diyenler var. Bir kısmına ben bu münakaşaya girmiyorum, bir kısmı da gidince cephede tamamlasın diyor. Yani bir, bir rekatı secdeyi Resul'ün arkasında yapsın sallallahu aleyhi ve sellemin. Ondan sonra gidince cephede tamamlasın diyor da bunlar tartışmalı konular. Ama şuna dikkat ediniz. Yani bir insanın dünyada şundan daha böyle sıkışık daha ciddi bir işi olabilir mi? Söyleyin Allah aşkına. Allah yolunda çatır çatır savaşın olduğu, kurşunların sıkıldığı, okların yağdığı bir dünyada Allahu Teala bizden namaz istiyor. Namaz istiyor. Şimdi kıyaslayın hele. Öteki ibadetlerle bir kıyaslayın muhterem izleyenlerim. Öteki ibadetlerle zekatla, haçla, oruçla ben kıyaslayın. Cuma namazıyla kıyaslayın. Yani şu beş vakit namaz. Ha, neymiş ha? Bir, ya ölü olacaksın ya deli olacaksın. Alimlerin bir kısmı buna bayanların o halini de hatırlatmış. Ya lohusa olacaksın, ya aybaş olacaksın, ya ölü ya deli olacaksın. Böyle biriysen tamam namazı kılma. Eğer böyle birisi değilsen namaz kılacaksın. Nasıl? Nerede olursa olsun. Nerede olursa olsun bu namazı kılacaksın. Ve ulema bu ayet kelimenin izahında buyuruyor ki, olur ya gemi battı, gemi battı. Gidiyorsunuz denizde, cumhuruyor, herkes boğuluyor bilmem ne. Ve bu arada sen de bir tahtadan tutundun. Batmıyorsun, ölmüyorsun. Ve namaz vakti geldi, baktın gökyüzüne, ha, öyle geçiyor, ikindi geçiyor. İma ile kılacaksın. Evet, ima ile kılacaksın. Allahu Teala elbette senden secde istemiyor ruku istemiyor. Belki ağzını açtığında su gidecekse, Kur'an okuduğunda su gidecekse onu da istemiyor. Ama Allahu Teala'ya namazını kılacaksın. Kılmadığın takdirde bunun hesabını veremezsin. Yani çok mu ileri gidiyoruz aziz ve muhterem izleyenlerim? Yani çok mu sıkıştırıyoruz? Ve gelin bir başka ayet-i kerime okuyalım. Bu ayet-i kerimeyi okumadan da size bir hatırlatmada bulunayım ben. Nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o canımız, ciğerimiz ashabı var ya, o sevgili ashabı var ya, hayrun nasi karni, insanların en hayırlısı şu benim içinde bulunduğum, asırdır, karındır, bu toplumdur buyurdu ya. Yani dil uzatmak değil de ben size onların içerisinde yani Hırsızlık yapan birini bulup gösterebilirim. Tarih yalan yazmıyorsa. Hani Allah korusun çok meşhurlarından değil ama adam öldüreni de bulayım. Zina edeni de bulayım. Zina etti diye namuslu bir kadına iftira edeni bulayım ben size. O sahabe-i kiramın içerisinden böyle insanlar maalesef çıkmış. Ama size bir iddiada bulunuyorum. Gelin siz de bana deyin ki, bak hocam bir de şu adam var ya, bu da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıydı. Ezanlar okunurdu, vakit geçerdi ama bu adam namaz kılmazdı diye bir tane adam gösterin bana. Açın tarihi okuyun. Bak şu adam böyle yani namaz kılmaz. Herkes giderdi Allah'ın Resulü'nün peşine bu hiç yapmazdı diye. Bir tane adam gösterin. Ya diyeceksiniz ki bu belki zor. Ya bunu nasıl tespit edeceğiz? E gelin şuradan tespit edelim. Münafıklardan tespit edelim. Yani demek istiyorum ki iyi dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûnallâhe ve huve khâdi'uhum. Münafıklar var ya. Onlar guya Allahu Teala'yı kandırmaya çalışırlar. Kandırdıklarını zannederler. Halbuki kendi kendilerini kandırırlar. İyi dikkat edin. Bu ayet-i kerime Başka şeylerini de düşünün. Burada uzun gider de yani münafıklığın ne olduğunu iyi anlayabilmeniz için bu yine aynı surede yani Nisa suresinin hemen cüz sonundaki ayeti kerimede yüz kırk, yüz kırk iki, yüz kırk bir, yüz kırk yüz kırk üç. Buralara bakınca bu ayeti kerimenin anlamını biraz daha arkadaşlarıyla birlikte iyi anlayacaksınız. Evet. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Allah'e ve huve خَادِعُهُمْ ve قَامُوا qamu الصَّلَاةِ salati qamu kusala. Onlar namaza kalktıkları zaman münafıklar üşene üşene kalkarlar. Tembel tembel kalkarlar. Kim? Münafıklar. Kim bu münafıklar? İnnel münafıkîne fidderkil esveli minennâr. <laughs> Cehennemin dibini boylayacak olan münafıklar namaz kılarlarmış. Ve namazı kılmak zorundaymışlar. Muhterem kardeşlerim, burası çok önemli. Yani Allah için iyi dikkat edelim. Münafıklar bile namazı terk edemezlermiş. Bırakın Müslümanı. Bir münafık namaz kılmadığı zaman zaten kimliği değişiyor o zaman. Münafıklık grubundan çıkıyor. Nereye gidiyor? Kafirler grubuna geliyor. Belki bana, yani bu adam çok sert konuşuyor, bu adam çok ifrat tefrit yapıyor diyebilirsiniz ama... Yani eğer vakit müsait olursa inşallah başka bir sohbetimde yani özellikle inşallah Bakara suresinin o ve yuqimune salah ayeti kelimesi geldiğinde daha başka delilleri tamamen inşallah getirir ortaya koruz. Ama inanınız ki namaz anlaşılmıyor ülkemizde. İnsanımız namazı çok hafife alıyor. Yani ezanları okunuyor, namazlar geçiyor, vakitler geçiyor ve bu adam hiç imanından, Müslümanlığından şüphe etmiyor. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde yani ısrarla münafıkların bile namaz kıldığını hatta hadisi şerif var hatırlarsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazı buyuruyor. Ha, gelirlermiş ha ağır geldiği için gelmezler demiyor. Dikkat edin, tarihten öğrendiğimize göre, İslam tarihinden öğrendiğimize göre, bu münafıklar sabah namazına da geliyorlar, yatsıya da geliyorlar ama yani çok ağır geliyormuş. Yani öyle ağır geliyormuş ki bu yatsı ve sabah namazlarında Efendimizin arkasına Mescid-i Nebevi'ye gelmek. Ama nasıl oluyorsa bakıyorum, yani ezanlar okunuyor, vakitleri geçiyor, ne ezanda kulağı var, ne camiye geliyor. Hiç imanından da bizimkinin hiç şüphesi yok. Ben Müslümanım diyor. Bilmiyorum. Nasılsa yani nüfus memuru nasıl oraya kazıdıysa İslam diye herhalde ona çok güveniyor. Yani Allahu Teala sanki hüviyete bakacak kıyamet günü ki işte burada İslam yazıyor. Hele son zamanlarda yazmayacak falan da diyor. O da ayrı bir tartışma konusu da yazsa ne olacak? Yani düşün öyle, şu aziz ve muhterem izleyenlerim şu ayeti kerime gerçekten ha bir tane de değil. Başka yani Tevbe suresinde de aynen yani onlar namaza üşene üşene gelirler ve onlar verirken böyle istemeye istemeye verirler. Zekat verirken han zekat da verirlermiş. Ha. Demek ki münafıklar sadaka da verirlermiş, zekat da verirlermiş, namaz da kılarlarmış. Ama gelin görün ki öyle kılarlarmış. Yani istemeye 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 üşene 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 namaz kılarlar. Ve la Allah'a illa galila. Allah'ı da çok az zikrederler. Ha anarlar mı şah bak dikkat edin. Allah'ı hiç anmazlar da demiyor. Allah'ı çok az anarlar münafıklar ve namaza da üşene üşene gelirler buyuruluyor. Onun için Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu sureyi celilenin sonundaki ayete iyi dikkat edin. Tamam, gece namazı falan onlar yerine göre olur, olmaz, aksatılır. Ama, şu beş vakit namaz var ya, bu artık demir baş, O bitti. O artık kıyamet gününe kadar, ölünceye kadar müminler onu yerine getirmek zorundalar. Bu sure üzerine bir daha durmayalım. Son kelimeleri de okuyalım. Dedik ki, Garza Hasan'ın yani ve aqimus salate ve zekate zekatta da durmayalım. Çünkü o da başta başına bir olay ama zekat da artık demirbaş ve müminlere Allah için karzı hasen ödünç boş vermek de o da anlamı çok geniş de en azından bugünkü bildiğimiz borç vermek. Dikkat edin muhterem izleyenlerin bugün var ya Müslümanların birbirlerine borç vermemesi için yani neler hazırlandı biliyor musunuz? Ve bundan dolayı yani bir mümin öteki mümine borç vermediğinden dolayı girdiği haramların hiç farkında mısınız? Kullandıkları kredinin, düştükleri bataklıkların hiç farkında mısınız? Bunlar dehşet olaylar. Ama inşallah yeri geldiği zaman bunları ne yapacağız göreceğiz ve ayeti kerimeyi bitirelim ve aqimus salate ve zeka ve ma tuqaddimu li min hayrin indallah Allah katına neyi göndermişseniz yani siz varmadan onu bulacaksınız. O da çok ilginçtir. Kıyamet günü Rabbimizin huzuruna vardığımızda orada bekleyip de gelsin bakalım bir şu bizim namazlar oruç yok. Varır varmaz hazır bulacağız Allah'ın izniyle. Ve Allah katında bunlar çok çok daha önemlidir. Vestafir. Allah'a tevbe istiğfarda bulunun. Allah'tan affınızı dileyin ve iyi bilin ki o Allah innallaha gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.